Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir parçamız var. Bu parçamızı 3 eksende beraberce işlemeye çalışalım. Şimdi 3 eksene geçtik. Önce bir 2,5 eksen yapacağım hatırlatma anlamında. Ondan sonra bu parçayı 3 eksen işleyeceğiz. Sonra arzu edersek de bu parçaya ayma eşinik yapabiliriz. Şimdi parçam çizilmiş. Tools menüsünden SolidCAM yeni freze diyorum arkadaşlar. Otomatik parçamın kütüğünü, stoğunu, her şeyini ayarladı. Böyle bir parçam var. Tamam. Şimdi kontrol edelim. Hedefim bu. Stoğuma geldim. Stoğum bu şekilde default olarak 2'şer milimetre paylı düzenlenmiş. Bunları sıfırlayalım arkadaşlar. Ve stoğumun altından bağlama payı 10 milimetre verip onay veriyor. Tamam. Sıfırım aynen kalsın. Sıfırımı nasıl değiştiriyordum bu arada? Referans noktası üzerine tıkla. Yaz düzelt. Referans noktası düzelt. Parçamın üzerinde tıkla. Burada bir tane kütük üzerinde bir stok yapsın şeklinde çalışabiliyorum. Tamam. Bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Bizim şu anda parçamızın sıfırı şu şekilde. Bakın tam karşıdan baktığımda şöyle bir sıfırımız söz konusu. Tamam. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar bu parçamda ben yüzey temizleme işlemi gerçekleştireceğim. Çünkü bu bir kalıp ve bunun yüzeyinin düzgün olması gerekir. 2,5 eksen takım yollarından yüzeye giriyorum. Geometri tanımlayacağım. Bu arada parça sıfırım Make 1 pozisyon 1. Yeni diyorum. Tanımla diyorum. Katı modelimi seçip OK butonuna basıyorum. Ve bakın parçanın silüetini çıkardı. Tamam diyorum. Takıma geçiyorum arkadaşlar. Tanımla diyorum. Burada bir tarama kafası yerine kalıp kullanacağımdan dolayı arkadaşlar bunu silelim. Yeni diyorum. Parmak freze diyorum. Ve 20 milimetre çapında bir takım tanıtıyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Bunu iptal edelim. Hayır diyelim. Tanımla deyip yeni takım ekle dediğimizde köşe radüslü freze seçelim. 20, radüsü de 5 olsun. 4 ağızlı olsun diyorum. Takım bilgisi kısmına diş başına ilerleme ve kesme hızına geçip buraya 140 metre bir dakika, diş başına ilerlemeyi de 0,15 veriyorum. Burası da dalma ilerleme. Onay veriyorum. Seviye kısmında bir şey değiştirmeme gerek yok. Teknoloji kısmına geliyorum. Ve işleme yöntemimi spiral olacak şekilde düzenleyip takımımın yana kaçma miktarını %80 yapıyorum. Ve kaydet hesapla butonuna basıyorum. Ve bakın arkadaşlar, bu şekilde bir yüzey temizleme takım yolu elde etmiş oluyor. Şimdi bunu elde ettikten sonra 2,5 eksen takım yollarından profil takım yoluna geliyorum. Yine Make 1 pozisyon 1'deyim. Yeni geometri diyorum. Parçamın tabanından takımımın girmesini istediğim kenarını seçip sabit Z komutuyla beraber tek seferde profilimi tanımlıyorum. Bakın buradan otomatik sabit Z'i seçtim ve tek seferde profilimi tamamlamış oldum. Onay butonuna bastım. Takıma geçtim. Takımım yine aynı takımımı kullanalım. Şuradaki takım listesinden 20'lik R5'i kullanmak istiyorum diyorum. Seviyeye geliyorum. İşin üst düzlemi Z0. Profil derinliği şurası 47,84 mm. Bağlama payım 5 mm olduğu için de bunu 5 mm yukarıya alıyorum. Teknolojiye geldim. Kompansasyonu kapatıp geometri bölümüne basıyorum ve takımımın sağda mı solda mı kalacağına karar veriyorum. Bu arada geometriyi seçerken geometrimin saat yönünde döndüğüne dikkat ediyorum. Geometrim saat yönünde dönüyor. Çünkü takımım da saat yönünde dönüyor ve aynı yönlü kesme yapmış oluyor. Şimdi geometriye girmişken takımımın giriş noktasını köşe değil de
Şu çizginin yaklaşık orta noktasını alabilmek için göz kararı seçip üzerine tıklıyorum. Kabayı açıyorum, finish'i kapatıyorum ve diyorum ki ikişer milimetre pasolarla duvarda 10'da 5 pay bırakacak şekilde, 10'da 5 biraz fazla olur, 0.3 pay bırakacak şekilde keseceğim diyorum. Giriş çıkış esnasındaki düzenlemelerimi yapabilmek için burayı 180 derece deyip mesafeyi sıfırlıyorum. Aynı şekilde değerleri çıkışa attım. Sonrasında arkadaşlar kaydet hesapla butonuna basıp kaydet hesapla diyorum ve exit butonuna basıp çıkıyorum. Şimdi baktığımızda bakın böyle bir takım yolu elde etmiş oldum. Şimdi bu benim yapmış olduğum çevre dönerken kullanmış olduğum kaba operasyon. Üzerine çift tıklayıp operasyonun içerisine giriyorum ve kaydet kopyala butonuna basıp bunu kopyalıyorum. Takım kısmına gelip tanımla diyorum ve buradaki az önce oluşturmaya çalıştığım onluk düz parmak frezimi seçiyorum. Seviye kısmına aynı, delta kısmım aynı, sadece teknoloji kısmında duvar payımı sıfıra alıp aşağı adımlarımı 15 mm olarak düzenliyorum. Bağlantılarıma kadar her şeyim aynı. Şimdi bu takımımı daha önce seçtiğim için bakın buradaki bilgi kısmından ilerleme ve değerlerini değiştirebiliyorum ama takımın çap ve özelliklerini değiştiremiyorum. Hatırlatmak anlamında bu takımımın magazin numarasını değiştirmek için bakın şu anda bu T3'te, bu T3'te değil de T10'da diyelim. Ne yapacağız? Takım penceresine gelip bakın operasyon içerisinden değil şuradaki operasyon hazırlık penceresinden takım kısmına geliyorum ve bu takımımı seçip bu takımımla ilgili bütün değişikliklerimi buradan gerçekleştirebiliyorum. Bakın üzerine bir defa tıklıyorum. Bakın burayı kapatıp açabiliriz. Takım çapı 10 mm, ağız sayısını bakın 4 olarak değiştiriyorum ve buradan da bu takımımın ilerleme hızını 0.15 diş başına, 0.5 dalma ve 145 metre bölü dakika olarak da değerini ve magazin numarasını T3 iken T10 olarak düzenleyebiliyorum. Ve bakın burada otomatik değişti. Ve bu takımı burada hangi operasyonla kullandıysam hepsi otomatik değişecekti. Bakın aynı şekilde T2'yi de değiştirelim. Takım 2'ye bastım ve takım 2'yi de diyelim ki 18 numaralı magazine yerleştirdim. OK butonuna basıyorum. İkisi de 18 oldu. Tamam. Takımla ilgili değerleri buradan değiştiriyoruz. Şimdi özetle yüzeyi temizledim. Etrafını kaba döndüm. Etrafını finish döndüm. Şimdi buraya kadarlık olan kısımlarımız bildiğimiz 2.5 eksen komutlarıydı. Şimdi 3 eksen işleme geçelim.